Herkese yeniden merhaba. Hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yeniden bir mukbang çekiyoruz. Fakat bu mukbangda kızlar soruyor. Konuşmak istemedim. Yani biliyorum, seviyorsunuz. Ama böyle arada farklı konulardan da konuşalım ki sıkılmayın diye düşünüyorum. Ama isterseniz her mukbangımda kızlar soruyor. Konuşabilirim. Yorumlarda bunu yazarsanız çok sevinirim. Bugün ne yiyoruz? Bugün ne yiyeceğiz? Fırında mantar, kaşarlı mantar, fırında kaşarlı mantar, mantarlı kaşar fırın, kaşarlı fırın mantarda. Herkes bunu çok öneriyordu, diyorlardı bana yap 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 yap. Ben dedim ki yapayım ve bir mukbangımda bunu yiyelim. Dürüst olacağım, tabağa koyarken birkaç tanesini yedim. Çok beğendim. Ama ne kadar da uyumlu bir şey değil mi bu başlıkla? Çok uyumlu. Neyse, şimdi arkadaşlar normalde bir karar almıştım. Artık videolarımda kanalıma abone olun diye yalvarmayacaktım. Gerçi ben yalvarmıyordum ama bazılarınız yalvarıyor olarak görmüş. Söylemeyecektim ama şöyle bir şey var. Doğum günüm 30 Mayıs. Bu videoyu ne zaman atarım? Allah bilir. Doğum günüme kadar ne olur? 3000 olalım. Bakın şu an 2547'yiz. 3000 olalım. O yüzden kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Ayrıca bir kesim de diyor ki sürekli işte izlenmelerim fazla, niye like'ın az? Like at o zaman. Like atarsanız az olmaz arkadaşlar. Yani değil mi mantıken? Şimdi videomuza geçelim arkadaşlar. Başlığa büyük ihtimalle ne yazarım? Şu an aklımda değil. Kilo aldığımdan bahsederim yani. Kilo almamla ilgili bir şey yazmışımdır. Şöyle ki ben YouTube'a başlamadan önce 63 kiloydum. Ramazan'dan önce bir 84'ü gördüm. Yok pardon, bir 84 olmam, 83'tüm. Yani bir 20 kilo aldım ve bunu böyle sizinle mukbang çekerek, Instagram'da story paylaşarak sürekli bir şeyler yiyerek aldım. Yani oturduğum yerden kilo almadım. Benim şöyle bir sorunum vardı. Ben asla kilo alamıyordum. Lisede diyetisine gittiğimde zaten ölçülmüştüm. Orada 63'tüm. Bu arada ayran içiyorum ama ayranla herhalde sorun olmaz herhalde. Olursa da video eğer size geldiyse, siz şu an izliyorsanız sorun yoktur. Bir de şöyle bir şey var ya, ayranla işte yok bilmem ne yersen zehirlenirsin. Şunu yersen zehirlenirsin. Allah'ım ne yiyeceğiz o zaman ayranla? Neyse. Dediğim gibi diyetisyendeyken 63 kiloydum. Diyetisyende şey diye gitmiştim, kilo alamıyorum diye. Yani görseniz beni, yüzüm şu an tombul. Yani ben öyle görüyorum, burada ayna var. Yüzüm iyice çekilmişti, küçücüktü. Burnum çok, o zaman tabii estetik olmamıştım. Burnum çok büyüktü, hala da büyük. Bakıyorsun öyle yine mağrur. Değil mi? Aynen, hala büyük. Yani bir kötüydüm yani, korkuyordum kendimden. İşte diyetisyen falan gitmiştim ama pek bir verim alamamıştım yani. Sürekli de yiyorum, hayvan gibi yiyorum ama artık metabolizmadan mı, yine tiroid bezleri mi çok şey çalışıyordu, o yüzden galiba kilo alamıyordu. Ondan bilmiyorum. Neyse, bu YouTube'a başladım. Ben her hafta Burger King'ler, Popeyes'lar, efendime söyleyeyim başka, dürümler, İskender'ler. İskender'i istemem bu arada ama yerim. Bayağı bir yedim ama hala ben diyorum ki of yine kilo alamıyorum. Görün işte bakın, ben yiyorum ama kilo alamıyorum havasındayım. Ama meğerse ben alıyormuşum. Bunu nerede fark ettim ben kilo aldım? Bir tartı aldık. Allah'ım almaz olaydık. Hayatımın dönüm noktası bizim tartı almamız. Bazen baskül diyor işte. Tart yani, tartılıyorsun. Ölçüldüm 81, 82 falan çıktım. Dedim bozuk tartı almışız, neyse biz bunu iade edelim. İşte evdeki herkese ölçüldüm. Dedik aa tamam doğru, benimki doğru, benimki doğru. Yani diyorum benimki yanlıştır yani. Ben de şey var, bir kabullenemedim yani. Çünkü ben diyorum ki herkese ya bir 10 kilo alsam, bir 80 kilo alsam istediğim görünüme ulaşırım falan. Aynen kanka, ulaştım. Neyse ben çıktım bir 82 dedim. Ondan sonra yok işte ben 80'de böyleysem benim istediğim görüntü bu değil. Çünkü ben mesela şu kolum, şöyle kıllarına rahatsız olmayın diye şöyle göstereyim. Kolum bence şu an çok ince. Yani bileğim falan çok ince. Yani ben daha bir alt, yani buralar kasım olsun, karnım pek kasım yok. Henüz daha yeni başladım spora arkadaşlar, yani biraz insaf. Yani biraz daha kalın kollarımı istiyordum. Gerçi şöyle kalın ama. Durun bakalım, spor yapıyoruz. Neyse işte dedim yani eğer 80'de böyleysem benim bir 90-100 görmem lazım istediğim görünüme ulaşmak için. Bacaklarım da aynı şekilde ince. Neyse ben yemeğe devam ettim. Sonra bir 83'e çıktık. Dedim Allah'ım yani bu böyle olmayacak. Alamayırım kilo. Ama unuttuğum bir şey var. Göbeğim. Hiç göbeğime bakmıyorum ben. Yani bir nedense bir bakasım geldi. Yani bir göbeğim, bir bakayım nasıl bir göbek yani. Göbeğimi merak ettim yani, hiç görmüyormuşum gibi. Bir göbeğime baktım arkadaşlar yani.
Yok, tişört giyiyorum yani tişörtten belli oluyor. Kaç aylıksın? Ege be, kaç aylıksın yani? Çok üzüldüm bu duruma. Dedim ki yok, kilo alıyorum ama ben kollarımdan, bacaklarımdan kilo almak istiyorum. Göbekten almak istemiyorum. Yani bölgesel kilo almak istiyorum ama sanırım böyle bir şey yokmuş. Şimdi ne yaptık? Döndük başa. Şimdi bölgesel kilo vermeye çalışıyorum. Yani Allah yardımcım olsun diyeyim. Çünkü kilo vermek bence kolay. Bakın, kilo vermek gerçekten kolay. Ama benim gibi sadece karnınızdan vermek istiyorsanız çok zor. Eğer mesela her yerim çok aşırı kilo olsaydı rahat bir haftada istediğim kiloyu verirdim. Ama sadece karın aşırı zorluyor beni. Bu arada spor da nasıl yapıyorum? Hani herkes de duymuşsunuzdur bütün influencerlarda. Yok işte kreatin. Ben dedim tamam, kreatine başlıyorum. YouTube'da bir çocuğun videosunu izledim. O da karnını şey yapmış, 2 haftada karnı dümdüz. Ben buna başladım, tamam mı? Sonra bir TikTok çektim. Aa, yorumlar, kreatin yapma, sağlığa zararlı. Fiziksel açıdan hiç şey değil. İşte Lili Sabri yap, o fizyoterapist iyi bilir. Neyse, ben biraz araştırdım kreatini. YouTube'da bir tane fizyoterapist bu spor programları, challenge yapanlar hakkında videolar çekmiş. Allah aşkına yani sakın izlemeyin. Ben izledim, hiçbir bok anlatmıyor. 20 küsur dakika sürekli aynı şeyleri tekrarlıyor ama hiç böyle faydalı bir açıklama değil. Allah'ım, izlemek için ismini kullanmış kreatinin. Ama şimdi herkes kreatinin diyor ki şey, hareketleri yanlış yapıyor işte. Benim şuram bir aydır ağrıyor, geçmedi, doktora gittim falan. Ben de tamam, kreatini bırakıyorum. Yorumlarda Lili Sabri'yi dediler. Bir de evde sporu araştırmışsanız biliyorsunuzdur. İşte o ismi önerdi. Ben şimdi Lili Sabri fizyoterapist diye bir öne yazdım yani listemde. Çünkü ben de fizyoterapi okuyorum. Dedim oh my god. Hayatıma sadece devam ediyorum. Lili Sabri'ye başladım. Ama bazı antrenmanlarında o da şey böyle hani fit spor için yoga neydi? Pilates mi? Pilates için böyle lastik falan kullanıyor, takıyorsun bacaklarının aralarını falan bir şeyler. Onları kullandığı için ben mesela video 6 dakika ya, ben 3 dakika yapıyorum, 3 dakika dinleniyorum o şeyler olmadığı için bende veya bildiğim hareketleri yapıyorum. Onu yaptım işte bir süre. 3 gün falan yaptım spor. Sonra araya bir şey girdi, bunu burada diyemeyeceğim ama 2 gün kesinlikle spor yapamadım. Ondan sonra tekrar başladım ama yani hiçbir fark gözlemlemedim kesinlikle. Ben de artık dedim ki yok yani. Dün akşam story attım. Dedim ki yani bir yiptim yani spor, bir yiptim diyeti, bir yiptim kısıtlamayı, ben yok yapamıyorum işte. Hani o kadar yani kola içmiyorum, Pepsi içmiyorum. Pepsi benim olmazsa olmazım. Pepsisiz hayat. Yani şöyle bir şey düşünüyorum. Gideyim ben her tarafım bir kilo vereyim. İncecik yine çirkin bir şey olayım. Sonra tekrar kilo alayım yani. Çünkü Pepsi içmek istiyorum yani. Bir süreliğine ben dayanayım. Sonra tekrar Pepsi'li kilo alayım. Dedim işte yok ben ımdım yani sporu ımdım diyeti. Ben yapamıyorum Pepsi'siz. Dün işte yedim bir köstebek pasta. Bir tabak. Akşamdı sonra dondurma yedim. Ya dondurma da yani yiyeyim bence. Dondurmasız yani dondurma mı sadece kilo alacak bana? Kahvaltıda yani sucuklu yumurta yiyorum diye ne kilo alamam sadece kahvaltı yedim diye. Bu arada mantarların üstünde kırmızı gördüğün şeyler de sucuk. Normalde kaşar sadece koyuyorlar ama ben biraz damak zevkine sahip olduğum için koydum yani. Ve harika. Mutlaka bunu deneyin arkadaşlar. Bunun tarifini de hemen vereyim. Yani konu konu açıyor bu videoda. Nasıl yaptım biliyor musunuz? Mantarların o şunları kestim. Sonra soydum mantarları. Bazıları yıkıyor ama mantar yıkanmaz, soyulurmuş. Ben soydum yani. Sonra içine biraz tereyağı koydum. Aslında izlediğim videoda kadın yani çay kaşığını full doldurup koyuyordunuz. Ben az az koydum, diyetteyim yani. Allah'tan diyetiz şuradaki biriken yağ, keşke görseniz. Neyse, anlatacağım, bekleyin. Koydum fırına. Sonra baktım ki bu kupkuru bir şey olacak. Bu yenmez yani. Kaşarını koyarken ben biraz daha koyayım buna ya. Sonra unuttum tuz atmayı. Tuz da attım biraz. Çok az ama böyle 3 tane pinçik yani. 2 tepsi yaptım. 2 tepsi 3 pinçik yaptım. Bu arada pinçik diye bir kelime varsa kendimi kutluyorum, yoksa da lütfen literatüre geçirirsin yani. Pinçik ne demek pinçik? Anladınız, şu işte alıyorsun hapisin. İşte ondan koydum, fırına verdim. Bu kadar. Gayet güzel fit bir yemek oldu. O kadar fit ki 2 kilo garanti yani. Ama pişman mısın derseniz hayır, pişman değilim. Bence gayet güzel, leziz. Oh my god girl. Bir yemek yani. İşte arkadaşlar böyle benim kilo alma serüvenim böyle. Açıkçası yani spor bugün yapmadım henüz ama yapacağım. Dedim ki ilk önce mukbangı şey yapayım, böyle terli terli şey yapamam yani. Terli terli şu anda bir
terlememiş gibi değilim yani. Terledim şu anda. Bir de arkadaşlar dedim bilmiyorum ama saçlarımı kestiriyorum artık, yeter yani. İçinden bıktım. Neden? Çünkü bakın bu saç bence bana yakışmıyor. Bazıları diyor işte çok tatlı olmuşsun, teşekkür ederim, bence kalbim kırılmasın diye bunu diyorsunuz ama yok yani ben... Bir yorumda demiş kadın yani profilden büyük biri benziyor, kıza benzemişsin dedi. Hani ne yapayım, sen benim kıza benzettin diye ben gidip ağlayamam, ne yapayım. Uzun saçlı erkekler vardır arkadaşlar. Yani başkası şey yapınca yani bana hemen bir de yakıştırmaları yapıyorsunuz. Yani moralim bozulmuyor değil ama neyse susuyorum yani. Çünkü bu konuları bence başka bir videoda konuşalım. Zaten öyle planım var. Ama uzun süre video atmadığım için bir toparlamak istedim size. Yani bir gönlünüzü alayım videoları böyle çat 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 dizerek. Onun dışında aynen dediğim gibi işte kamera karşısında oturarak 20 kilo aldım. Pişman mıyım? Değilim. Yani videolarım sayesinde çok güzel insanlarla karşılaştım. Bazılarınızla çeşitli mecralarda takipleşiyoruz. Kapatayım videoyu. Şurada 3 tane kaldı ama yiyemeyeceğim artık. Yani bir diyetime saygım olsun. Yedim. 2 tepsi yedim. Kaldı 3 tane de şey. Diyetime saygım olsun. Her neyse. Benim videom buraya kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz, bana destek olmak istiyorsanız kanalıma abone olup like atarsanız çok mutlu olurum. Mukbanklarımda konuşmamı istediğiniz konular varsa da yorum bırakabilirsiniz. Veya halimi hatırımı sormak için de yorum atın. Gördüğüm kadarıyla hepsine cevap vermeye çalışıyorum ki görmediğim dakika yok. Yani uyanır uyanmaz direkt yorumlara falan bakıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Dur ama şimdi bunları diyeyim. Videoyu... Allah'ım yarabbim ya. Bir tutu isteğim de olurmuş ama ne yapayım? Acımdan ölme. Aslında doydum. Ama bende böyle bir şey var. Doydum halde yemek yemeye devam ediyorum. Tamam. Evet.